Abdullah Bey'in selamları var hocam. Dün biz e, Nurettin Muhtar Acar hocamla bir konuyu konuşuyorduk. Eee Kahraman bıraktı galiba. Bir yaşlı amcamız dedi ki ben eşimle beraber yazıldım. Yıllar oldu bekledik. Çıkmadı haccımız. Eşim eşimi kaybettim. Şimdi ben de sağlığımı kaybettim diyor. Oraya gidecek gücüm kalmadı artık diyor. Gitsem perişan olurum. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığından bir hocamız görevli olarak hacca gideceği esnada demiş ki benim yerime bedel gider misin ya? Yani bu haccı benim için yapar mısın? O da herhangi bir bedel almadan bu amcamız yerine yapmış. Abdullah Bey diyor ki bunu tam anlayamadık hocam diyor. Görevli bir kişiden bedel almadan yaptığı haccın durumu nedir? Yani olur mu? Yoksa bir illaki evet. bir masraf harcama yapılmalı mıydı? Şimdi muhterem hocam e, hacca bedel e, gidebilmek için temel husus yükümlülük şartlarının oluşup eda şartlarının eksik olmasıdır. Yükümlülük şartları neydi biraz önce söyledik ya. E, Müslüman olmak, akıl olmak, bali olmak bir de mali güce sahip olmak. Eda şartları ise yani yerine getirebilme şartları ise sağlıklı olmak, yol emniyetinin olması efendim e, ve geçici bir engelin oluşmaması. E, bu tür şartlar var. Bunların başında sağlıklı olma şartını söyledik. Sağlıklı olma şartı da iki noktada ortaya çıkıyor. Birincisi bedel gönderebilmek için yani geçici bir hastalık yeterli değil. Ya üzerine farz olduktan sonra ve vasiyet edip ondan sonra ölmesi vasiyet edecek ve hacca gidecek kişinin o masrafını parasını da ayıracak, bir kenarıya koyacak diyecek ki ben artık vasiyet ediyorum. Herhalde ben gidemeyeceğim, öleceğim. Ee, benim yerime filan kişi haccesin. İşte bu da onun masrafı, parası. parası. Bu birincisi. Ya da müzmin bir hastalığın oluşması. Yani kalkıp gidemeyecek şekilde bir hastalığın oluşması. Bir yaşlılık bu, mesela bu ileri derecede bede, bedeni hastalıklar hani bunların içerisinde hı hı. Doktor diyor ki sen artık bu yolculuğa dayanamazsın şeklinde bir rapor vermesiyle kendi yerine bedel gönderebilir. Bu tamam. Peki bedel yani vekil olarak gönderilecek kişide aranan en temel şart nedir? O da bu yolculuğa giderken müvekkilinin yani kendisini gönderenden masrafların dışında herhangi bir ücret... Almamasıdır. Masrafların dışında herhangi bir ücret almamasıdır. Şimdi gelelim bizim görevlimize. Bizim görevlimiz ister Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gitsin, ister şirketler aracılığıyla gitsin. Yani bir göre hacda e, kafile başkanı, din görevlisi, irşat görevlisi şeklinde e, görevli olan gidenlere e, devletimiz e, ilgili kalemden onun e, ücretini veriyor. Yani masraf harcı veriyor. veriyor. Bir ücret demeyelim de doğru oldu. Bir harcırah veriyor değil mi? Yani bu devlet memurları kanunu gereğince yapılan evet, bir şey. aynen. devlet memurlarında var. Aynen bu şekilde. Şimdi bu harcıra aldığı için e, e, ve oradaki masraflarını da yine e, ilgili kurum ve kuruluşlar karşılıyor. Bundan dolayı bir masrafı bulunmuyor. Masrafı bulunmadığı için de onu bedel cek olan yani kişiden e, esas hacı e, gönderecek kişiden herhangi bir masraf talep edemez. Ondan dolayı biz diyoruz ki Diniş Kurulu olarak görevlerimiz gideceğinde e, anası gibi, babası gibi, kayınpederi, kayınvalidesi gibi yakını adına e, vekalet e, yapabilir. Çünkü diğerlerinden bir menfaat beklentisi olabilir. Onun için... Kısacası şu ilgili kurum ve kuruluşlar bu kişinin bu görevlinin masraflarını karşıladığı için bu görevlimiz ister diyanete bağlı olsun ister başka yere bağlı olsun bedel gönderecek kişiden herhangi bir ücret masraf bile olsa isteyemez.